بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يجرب جل جلاله هر برمزه هم دنيا مسامور هم ده bahtiyar kullarından eylesin. Muhtaç olduğumuz iyilikleri ve güzellikleri Rabbim bizlere, aile bireylerimize, dost ve yaranlarımıza, bütün mümin kardeşlerimize ikram eylesin. Bizi ölünceye kadar, nesillerimizi kıyamete kadar istikamet üzere daim ve kaim eylesin kaymaktan ve kaydırılmaktan, sapmaktan ve saptırılmaktan bizi de neslimizi de Rabbim muhafaza eylesin. Kötü alışkanlıklara muhtele olmuş, haramların peşinden koşan, ibadete sırtını çeviren, kısacası koşar adım cehenneme doğru koşmakta olan nice çocuklarımız, torunlarımız, yeğenlerimiz, komşu ve akrabalarımız varsa bu yolculuğun sonunun ne kadar büyük felaket olduğunu fark etmelerini, samimi tevbe ile tevbe etmelerini, cennete doğru yönelmelerini Rabbim nasip eylesin. Her birimizin lo erdiğimiz günden bugüne kadar amel defterlerimize kaydettirdiğimiz, nice kabahatlerimiz, günahlarımız varsa rahmetiyle affeylesin bilhassa alışkanlıklarımızın arasında karışmış, kurtuluşumuz gerçekten çok zor olan kötü alışkanlıklarımızdan Rabbim Habibinin hürmetine bizleri kurtarsın. Nefsu şeytanın hile ve desteğlerinden bizleri hefzu himaye eylesin. Kıymetli izleyenlerim, Mişkatül Mesabih isimli hadisi şerif kitabımızın oruçla ilgili bölümünden hadisi şeriflerimize devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde Ramazan orucunun kazası bölümü vardır. Farz namazların kazası vardır ama nafilelerin kazası yoktur Farz namazlara ilaveten vitir namazı vacip olunca onun da kazası var. Yani bir insan namazlarını kaza etmeye kalktığında günde beş vakit farzlarını bir de yatsı namazında kılınan vitir namazını böylece altı tane namaz yapmış oluyor. Sabah, öğlen, ikindi, akşam yatsı bir de vitir namazı altı tane olmuş oluyor. Sadece bir insan gece teheccüd namazına kalkmaya alışmış. Düzenli bir şekilde kalkıyor. Bir gün uyuyakalmış, kalkamamış ise bu insan o gece kalkıp kılacağı namazı gündüz öğlene kadar, sabah namazından sonra öğlene kadar yani öğlene 45 dakika e kalıncaya kadar kılması tavsiye edilir. Bu kaza mıdır yoksa onun yerine kılınan bir namaz mıdır? şeytanı şatlatmak için kılınan bir namazdır. Sen gece beni kaldırmadıysan ben de gündüz bunun intikamını senden alırım demektir. Bunun dışında kaza tabiri kullanılıyor. Öğle namazının ilk sünnetini camiye geldik ki namaza durulmuş, farza durulmuş. Önce cemaate uyarız. Cemaatten sonra yani farz namaz bittikten sonra Önce bıraktığımız ilk sünneti kılarız. Bu farzdan önceydi, farzdan sonraya kalınca buna kaza denir mi? Denebilir. Bir de yatsı namazının ilk sünnetini, farza geldik ki farza durmuşlardır. Biz de düzenli bir şekilde kılmayı prensip edilmişizdir. Yatsı namazının farzını kıldıktan sonra ilk sünnetini kılmak istersek kılabilir miyiz? Kılabiliriz. Ha buna da kaza denmiş oluyor. Ama sabah namazının sünneti kaza edilmez. Farzdan sonra kılınmaz. İkindi namazının sünneti de farzdan sonra kılınmaz. Çünkü ikindi namazının farzını kıldıktan sonra akşama kadar kaza namazı kılınabilir. Fakat nafile namaz kılınmaz. Oruca gelince farz olan orucun kazası vardır. Ama nafile olan oruçların kazası yoktur. Bir de oruçlar içerisinde vacip olan oruçlar vardır ki adak oruçlarıdır. Elbette farzın kazası olduğu gibi vacibin de kazası vardır. Benim şu işim olursa efendim işte ayın birini oruç tutacağım veya ilk ayın ilk haftasını kamilen oruç tutacağım diye nezreden kişi, adak yapan, nokta tayin yapan, nezri muayyen dediğimiz gününü belirleyen kişi eğer o nezri, nezret diye adak yaptığı günlerde tutmazsa başka günlerde onu kaza etmesi de vacip olmuş olur. Bir başkası bir insan nafile oruca başladığı zaman bu orucu başladıktan sonra artık la tuptilu a'malikum amellerinizi iptal etmeyin talimatı netice gereğince başlandıktan sonra artık onu kemale erdirmek gerekmektedir. Başlanan bir nafile namazı, başlanan bir nafile orucu bozduğumuz takdirde onun da kazası vardır, kaza edilmesi gerekmektedir. Şimdi gelelim dersimizde kaza orucu ile ilgili yani Ramazan orucunun kazası ile ilgili bu kitabımızda zikredilen hadisi şerifleri görelim. An Aişete radıyallahu anha Hazreti Aişe annemiz müminlerin annesi kâne yekûnu aleyye savmu min ramadân Ramazan ayından üzerime oruç terettübederdi. ederdi. Yani Ramazan bir ayın tamamını kadınlar oruç tutmakta zorlanırlar. Adet günleri vardır. Mecburen o günlerde oruç tutamıyorlar. O günler onlara kaza olarak kalıyor. Adetli bir kadın namaz kılamaz ama daha sonra namazı kaza etmez, etmesi gerekmez. Ama oruç tutamaz, daha sonra orucunu kaza eder. Tabi burada şöyle bir espri de vardır. Şimdi bir kadının adeti 3 ile 10 gün arasında olabilir. Ortalama 6 gün olduğunu kabul edelim. 6 gün adet gören bir kadın eğer namazlarını kılacak olsa 6 5'in 35. 35 vakit namaz kaza etmesi lazım. Vitir ile beraber daha da çoğalmış olur. Bu o insana zor gelebilir. O kadına zor gelebilir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak onun namazını ne yapıyor? Mazereti adet görmeseydi. Adet görmesi kendi ihtiyarıyla gerçekleşen bir değildir. Cenab-ı Hakk'ın ona verdiği bir durumdur. Dolayısıyla Cenab-ı Hak Celle Celaluhu senin zaten günde beş vakit namazın vardır. Bir de böyle 35 namaz terettüp edecek olsa sana ağır gelir diye Cenab-ı Hak bunu kaldırıyor. O günlerde namazdan mesul değilsin diyor. Ancak Ramazan'da diyelim ki altı gün oruç tutamadı. Bir daha Ramazan'a kadar 11 ay var. 11 bir ayın içerisinde ayda bir gün tutsa zaten 11 tane oruç tutmuş olur. Zor değildir orucun kazası. Ama namazın kazası orucun kazasına göre daha zordur. Bu itibarla bir kadın adet halindeyken tutamadığı oruçla ilgili daha sonra bunları kaza etmesi gerekmektedir. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anh'a da diyor ki Ramazan'dan üzerime oruç kalır idi. Peki فَمَا اَسْتَطِيعُونَ اَنْ اَغْضِيَ اِلَّا ف۪ي شَعْبَانَ Oruçları tutmaya fırsat bulamazdım. Ancak Şaban ayında tut, fırsat bulurdum. Yani bir insanın, bir kadının veya bir insanın Ramazan ayından e, kazaya kalmış orucu varsa, seferdeydi, oruç tutamamış, hastaydı, oruç tutamamış. Ama Ramazan'dan sonra artık iyileşti, seferde bitti. Bu orucu kaza etmeli. Bir an önce kaza etmek en güzelidir. Ama en azından bir sonraki Ramazan'dan sonraya bırakmak, bırakmamak lazımdır. Dolayısıyla bir Ramazan'da üzerinde kaza kalan, oruç kaza kalan bir kadın en son bunu en azından Şaban'da bitirmesi lazım. Çünkü yeni oruç gelmiş oluyor. Hani bitirmedi biri sonra Ramazan'dan sonraya bıraktı haram mıdır? Ancak elbette mesuliyeti vardır mazeretleri e, varsa yoksa ona göre değerlendirilir de yani sadece tembellikten kaynaklanan bir şey ise elbette uygun olmaz. İbadetlerdeki tembellik ve atalet, gevşeklik kulun kulluğuna yakışmaz. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anh'a müminlerin annesi onun aleyhissalatü vesselam efendimize olan hizmeti, giden gelenleri karşılaması, bütün e, Medine-i Münevvere'de Kadınların dert annesi olması, hani bizde dert babası derler ya, o da kadınların dert annesiydi. Kocasından fırça yiyen onun yanına geliyor, problemi olan onun yanına geliyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e arz hal etmek isteyen onun yanına geliyor. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetleri ve ihtiyaçları da var. Diyor ki Ramazan'dan üzerime kazan, kaz, kalan kazaları ancak Şaban ayında tamamlayabiliyor idim. قال Yahya, Yahya bin Said Hazretleri diyor ki tani eshul yani Hazreti Aisha annemiz meşgul olduğunu anlatmak istiyor burada minen nebi ev bin nebi sallallahu aleyhi ve sellem yani bir taraftan efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmeti var efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ihtiyaçları var dolayısıyla Aleyhissalatu vesselam efendimize hizmetten kaynaklı veya onun ihtiyaçlarından kaynaklı olabilir. Biraz önce ifade ettiğim gibi müminlerin annesidir bu. Yoğunluğu fazla idi. Efendim, e, efendimize sallallahu aleyhi ve sellem yapması gereken vazifeler ve hizmetler de onu ciddi manada e, yoruyor idi. Zaten Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anhem genç olması Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için büyük bir nimet olmuştu. Çünkü tahammül gücü daha fazla idi ve gerçekten aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e iyi hayat arkadaşlığı yapmıştı. Cenab-ı Hak ondan razı olsun, makamını, mekanını gün be gün hali eylesin. Yüce Rabbim annelerimizi, eşlerimizi, kızlarımızı, gelinlerimizi cennette ona komşu eylesin. Buhari ve Müslim'de rivayet edilen bu hadis-i şeriften anlıyoruz ki bir Ramazan'da kazaya kalan oruç hiç olmazsa bir sene bir sonraki Ramazana kadar kaza edilmeye ihtimam gösterilmelidir. Bir sonraki hadis-i şerife geçiyorum. Bu konuda zikredilen ikinci hadis-i şerif şu. Ve an Ebi Hurayra'ta radıyallahu anhu Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz der ki Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. La yehillu limra'atin entesume Hiçbir kadın nafile bir oruç tutması helal olmaz. Ve zevcuha şahidün kocası hazır olduğu halde. Yani kocası gurbettedir, dışarıdadır, evde değildir, yanında değildir. O zaman tutsun tutabildiği kadar. Ancak kocası yanında olan, evde olan bir kadın, hiçbir kadın nafile oruç tutamaz, tutması helal olmaz. İlla bir idnihi kocasının izniyle olacak. Ya sarahaten hanım sana izin veriyorum oruç tutabilirsin. Bence bir mahzuru yoktur. Veya İzin verdiğine delalet eden bir takım karinelerle hanımına izin vermelidir. Kıymetli izleyenlerim, elbette burada ibadetlere getiren bir sınırlanma, sınırlama değildir bu aslında. Aile hayatında karşılıklı anlayış çok önemlidir. Yani bir insan eşiyle beraber mutlu bir yuvayı sürdürmesi lazımdır kadın erkeğin erkek kadının ihtiyaçlarını meşru şekilde görmesi lazım. Ama bilhassa e, diyelim ki erkeğin eşine ihtiyacı varsa eşinin eşliğine ihtiyacı varsa oruçluyum deyip de engellediği takdirde bunun yol açabileceği başka büyük haramlar olabilir. Bu bakımdan bir kadın kocasına karşı bu konuda kendisini mesul hissetmelidir. E, nafile oruç tuttuğu takdirde nafile oruç tuttuğu takdirde e, gündüz kocasının ihtiyacını görme şansı olmayacağına göre bir sınırlama getirmiş oluyor. Bu sınırlamayı getirebilmesi için getirmek kendisine helal olabilmesi için eşinden izin almalıdır. Eşinden izin alarak tuttuğu zaman eşi de ona izin verdiği takdirde hem eşi kazanmış olur o oruçtan hem de kendisi kazanmış olur. Eşi izin vermeden nafile oruç tutacak olursa bir kadın tuttuğu oruçtan elde ettiği sevap e, la diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz helal olmaz diyor. Kocasına muhalefetten eşine muhalefetten elde ettiği günahla kıyaslandığı zaman karda değildir zarardadır. O zaman bir şekilde gönlünü alarak illa tutacaksa gönlünü alarak tutmalıdır. Yani bir başka ifadeyle dervişlik gönlümüzün istediğini yapmak değildir. Şeriatın istediğini yapmaktır. Eğer eşi "Hayır biz hayatı beraber sürdürüyoruz. Benim sana ihtiyacım vardır." diyerek efendim eşinden oruç tutmasına izin vermiyorsa eşi de bunu makul karşılamalıdır ve e, huzursuzluğa yol açmamalıdır. La yihillü <laughs> entasume Hiçbir kadının oruç tutması helal olmaz. Ve zevcuha şahidun Eşi hazır olduğu halde illa bi idnihi Ancak eşi sarahaten izin verir veyahut da delaleten izin verir. Eşinin izin vereceğini kesin olarak bilir. Bu şekilde oruç tutabilir. Bir de ve la beytihi illa bi iznihi. Kadın kocasının bulunduğu atmosferde nafile orucu ondan izinsiz tutamadığı gibi ve la te'deni beytihi illa bi iznihi. Kocasının evine kocasının izni olmayan bir kişiyi sokamaz. Kim olursa olsun. Yani yakınları da olabilir. Eğer kocası derse ki Falan falanca kişilerin benim evime girmesini istemiyorum derse gizli saklı onları eve sokması da caiz olmaz, helal olmaz. Sonuçta bir kadının hayat arkadaşı kimdir? Kocasıdır. En yakın mahremi kimdir? Kocasıdır. Bunlar hayatı beraber bölüşüyor ve paylaşıyorlar. Eğer kadın kocasının haberi olmadan ve izni olmadan kaçak olarak eve birilerini sokacak olursa, o zaman kocasının da hanımının izni olmadan, rızası olmadan kaçak yaptığı işlere razı olacak mı? Olmayacak. Yani kocasının evinde yetki ve selahiyet kocasına aittir. Er-ricalu kavvamuna alen nisa. Yani evin idaresini Allah Celle Celaluhu erkeklere vermiştir. Dolayısıyla orada huzuru yakalayabilmek için de kadın evin idarecisi olarak erkeği kabul eşini kabul etmelidir. İdare edilenin idare edene saygısı önemlidir. Ve karşılıklı güven de çok önemlidir. Kocasının şunlar şunlar benim evime gelmesini istemiyorum dediği insanlardan bir nefreti var ki gelmesini istemiyor. Dolayısıyla kocamızın nefret ettiği birisini evimize getirdiğimiz zaman bizim üzerimize kocamızın nefreti bu sefer teveccüh etmiş olur. Aile içerisinde huzur, Efendim, tamamen yok olabilir. Bir aile içerisinde huzurun yok olması kadar kötü bir şey olamaz. Bundan dolayıdır ki bir kadın kocasının izin vermediği kişilerin kendi evine girmesine izin vermesi doğru olmaz. Bunlar yabancı insanlar yani kocasına göre yabancı insanlar olabilir veya efendim, akrabalar da olabilir, hatta kadın da olabilir. Diyelim ki bir kadının Bekarlıkta bir arkadaşı vardı, kız arkadaşı vardı. Bu arkadaşı kendisine gelmek istiyor, kocası izin vermiyor gelmesine. Elbette kocasında bir bildiği vardır. Neden? Yani bir insan bir evine gelmesine kolay kolay engel olmaz. Ya onu sihir yapacağından korkuyor, ya nazar yapacağından korkuyor, ya eşini ifsad edeceğinden yani kocasına karşı kışkırtacağından bir korkusu vardır. E bu korkuyu gidermeden onu getirmek eve elbette doğru olmaz. Yani ne yapmış olur bu kadın kendi kucağına bombayı koymuş olur. Eninde sonunda bu bir şekilde bilinebilir. Yani yerler gökler sır saklamaz. Bir de var dürüst olmak lazım. İzin vermediği kişiyi evimize almamız doğru mu değil mi değil. Doğru değilse o zaman kusura bakma eşimden izin almadan onun rızasını almadan. E, bu daveti kabul edemiyorum veya teklifinizi kabul edemiyorum diye, diyebilmek çok zor bir şey değildir. Bir defa söylesin ondan sonra rahat edersin. Eşim uygun görmüyor başkalarının evimize girmesini. Rahatsız oluyor. Uygun münasip bir dille söylerseniz efendim e, ve böylece en azından helal olmayan bir işi yapmış olmazsınız. Bir de şu vardır. Dışarıdan gelen birisinin illa sihir yapması şart değildir. Ee, bazı kardeşlerimiz elbette yanlış bir yol seçiyorlar. Aile içerisinde huzursuzluk olunca, karı koca arasında huzursuzluk olunca daha çok bunu e, kadın kardeşlerimiz yapıyor. Hemen giriyorlar bir e, üfürükçü mü diyelim, bir sihirden anlayan birisine gidiyorlar. Maalesef işin garip tarafı. O kişi de güya bir şeylere bakıyor. Diyor ki ha diyor sizin aranızda diyor sihir vardır diyor. Bu kadar dese amen ne, bu kadarla da kalmıyor. Biraz daha bakıyor. Bu sihri de diyor uzaktakiler yapmadı diyor. Yakındakiler yapmıştır diyor. Aile bireylerinden birisi yapmıştır diyor. Kayınpederine, kayınvalidesine veya baldızına işaret ediyor. Kim olduğunu da söylemiyor. Ne oluyor? Böylece kadının kafasında kocasının bütün akrabaları veya e, kocasının kafasında hanımının bütün akrabalarını şey altına alıyor. Suizan altına alıyor. Acaba kayınvalide mi yapmış, baldızı mı yapmış, yoksa onun arkadaşı mı yapmış? Bunlara ne gerek var? Bunu söyleyenler genelde yalancıdır. Bunların söylediği doğru değildir. Şeytan o aileyi birbirine düşürebilmek için onlara öyle ilham ediyor, okuyor, üflüyor, vahy ediyor buna şeytanın vahiy diyoruz. Şeytanın okuyup üflemesi manasında söylemiş oluyoruz. Bu bakımdan eğer bir kadının kocası evine bir takım kadınların veya akrabasından bir takım erkeklerin gelmesini istemiyorsa artık siz başlı başına bağımsız bir devletsiniz. Saygı duymak lazım. Ya kocanı tatlı dille ikna edersin ikna edersin engeli kaldırırsın veya o razı olmadıkça evine onun yasakladığı insanları almazsın. Çünkü Müslüm'de rivayet edilen bu hadis-i şerifte kadının nafile oruçta kocası hazırken onun izni olmadan oruç tutması helal olmaz derken bir de kocasının evine izni olmadan bir başkasını sokması helal olmaz. Helal olmaz ifadesi elbette haram olur manasını bizlere hatırlatmış olur kıymetli izleyenlerim. Ve an Muadete el Adaviye radıyallahu anha enha qalet li Aişete. Muade el Adaviye annemiz Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha'ya gelir ve der ki: "Ma balul haizi tagli's-savme ve la tagli's-salah." Ninnesidir bu Adetli bir kadın Ramazan'da adet gören bir kadın orucu kaza eder ama adetli bir kadın adet halindeyken kılmadığı namazları kaza etmez. Namazda farz, oruçta farz. Neden birisini kaza ediyor da birisini kaza etmiyor diye ümmül Müminin olan Hazreti Ayşe annemize radıyallahu anhaya soru sorar. Biraz önce de ifade ettiğim gibi. Hazreti Hz. Ayşe annemiz radıyallahu anh'a sahabe-i kiramdaki kadınların dert anasıydı. Dert babası dediğimiz gibi dert anasıydı. Fetvayı ona sorarlar. O bildiğini söyler. Bilmediğini de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sorar ve kadınlara intikal ettirirdi. Bilhassa kadınların kadınlık halleriyle ilgili soracakları soruları aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e rahatça sormaları mümkün olmadığı için Hazreti Ayşe annemize sorarlardı. O da Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den aldığı sağlam cevabı onlara iletmiş olur idi. Şimdi burada Muaze el-Adeviye radıyallahu anh'a kafasına takılan bir soruyu soruyor. Diyor ki ya Ayşe radıyallahu anh'a bir kadın adet iken eğer bu adet hali Ramazan orucuna tevafuk ediyorsa orucu kaza ediyor. Ama adet halinde kılması gereken namazları kılmayınca bunları kaza etmiyor. Sonuçta ikisi de farz. Neden birisinin kazası vardır, birisinin kazası yok? Kâlet Aişetu Hz. Aişe radıyallahu anha annemiz der ki Kâne yusibuna zâlike fenu'meru bi qadâ'i savmi Biz Ramazan'da adet bize is isabet ederdi, hayız olur idik. Feru me bi savmi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından orucun kazası ile me'mur olurduk. Orucu kaza edin derdi. Ve nü'meru bi qada'i salati. Namazı kaza edin talimatı bize verilmemişti. Yani Hz. Aişe annemiz radıyallahu anh'a burada biz emir kuluyuz. ve Selam Efendimiz Ramazan'da oruç tutması gerektiğimiz günlerde eğer adet olursak oruç tutamayız. Daha gün daha sonra bunu kaza edin talimatını vermedi bize. Affedersin. Oruçları daha sonra kaza etme talimatını verdi bize. Ama yine adet olduğumuz günlerde kılmadığımız namazların daha sonra kazasının yapın talimatı verilmedi bize. Yani bu konuda benim akıl yürütmeme gerek yok. Şeriat efendim amenna ve saddakna semihna ve atana dinidir. Bize talimat böyle gelmiştir. Dolayısıyla da biz bu talimatı uygulama neticesinde oruçlarımızı kaza ediyor ama namazlarımızı kaza etmiyoruz. Elbette namazların da kazası emredilmiş olsaydı seve seve namazları da kaza edeceklerdi. Bir sonraki hadisi şerifimizde ve an Aişe radıyallahu anha Hazreti Aişe annemiz radıyallahu anha der ki قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Men mate ve aleyhi savmun sâme anhu veliyyuhu Bukhari ve Müslim'de rivayet edilen bu hadis-i şerifti aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir kadın ölse, bir insan ölse ve aleyhisavımın üzerine oruç borcu var. Yani Ramazan'da tutamadığı oruçlar var. Onları kaza etmeden adam öldü. Sâme'anhü veliyyuhû Onun velisi onun yerine oruç tutar buyuruluyor. Bu diğer hadis şeriflerle de karşılaştırıldığı zaman hadis şerifleri buna şöyle mana veriyorlar. Sâme anhu yuhu, onun orucunu velisi telafi eder. Yani velisi onun adına e, fidyesini öder manası veriyorlar. Çünkü biraz sonra gelecek hadis-i şeriflerde de göreceğiz. Bu konuda mezhep imamlarının kahir ekseriyeti bir insanın tutmadığı oruçları öldükten sonra başkası onun yerine kaza edemez. Başkasının namazını kaza edemez. Ancak orucunun fidyesini verebilir velisi bu şekilde fetva bu şekildedir. Bütün hadis-i şerifleri de gözden geçirdiğimizde Efendimizin son kararı da bu şekilde olduğu anlaşılmaktadır. Konumuzun ikinci faslında bir hadis-i şerifimiz var annafi'in an, an İbn umara radıyallahu anhüme anin sallallahu aleyhi ve selleme gal Hazreti Nafi' radıyallahu anh Efendimiz Abdullah ibni Umar radıyallahu anhüme den rivayet ettiği aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Men mate ve aleyhi siyam-ı şehri ramazan Men mate bir insan ölürse ve aleyhi siyam-ı şehri ramazan üzerinde de Ramazan orucu borcu vardır. Seferdeydi, hastaydı, tutamadı ve bu insanın üzerinde Ramazan orucu olduğu halde yani farz oruç olduğu halde ölmüş olsa fel yut'am anhu mekâne külli yevmin miskinun bu ölen insanın, Ramazan borcu ile ölen insanın tutamadığı her oruç karşılığında, her gün oruç karşılığında bir fidye versin, bir fakirin karnını doyursun diyor. Tirmizi'nin rivayet etmiş olduğu bu hadis-i şerifte de efendim oruç borcuyla ölen kişinin bu oruç borcunu fidye ile beraber ödeyebileceğini açık bir şekilde ifade ediyor kıymetli izleyenlerim. Bu konuda diğer hadis-i şerife gelince ve an Malik'in belavahu enne ibn-i Umar'a radıyallahu İmam Malik radıyallahu anh Efendimiz der ki, bana ulaşan bilgiye göre en ibn-i kane kâne Abdullah ibn-i Umar ki kiramın en fakihlerindendi. Ona sual ediliyordu. Nasıl? Hel Yasum ahadun an ahadin ev yusalli ahadun an ahadin Yani bir insan başkasının orucunu tutabilir mi? Bir insan başkasının namazını kılabilir mi? Bir adamın oruç borcu vardır, ölmüştür. Onun yerine başkası oruç tutabilir mi? Bir adam ölmüştür. Namaz borcu vardır. Onun namazını başkası kılabilir mi? Elbette bu soru ölümden sonrasıyla alakalı sorumdur. Ee, yoksa kimse adam hayattadır, oruç tutabilecek, tutmuyor orucu, başka onun orucunu tutuyor. Buna hiç kimse evet demez veya namaz kılması gereken yerine ben namaz kılsam. Her namaz kılanın kıldığı namaz kendisine aittir. Her oruç tutanın tuttuğu oruç kendisine aittir. Yani bir adam öldü, üzerine oruç borcu vardır. Tutulabilir mi? Başkası onun yerine tutabilir mi? Bir adam öldü, namaz borcu vardır. Onun kaza namazlarını başkası kılabilir mi? Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'ya sorulan soru bu minvalde kıymetli izleyenlerim. Bakalım ne cevap vermiş. Ve o da şu cevabı veriyordu. La yasumu ahadun an ahadin. Hiçbir kimse, hiçbir kimsenin orucunu tutamaz. Oruç ibadettir, bedeni bir ibadeti. Tuttuysa tuttu, tutamadıysa bunun fidyesini verecektir. Bir önceki hadis-i şerifimizde zikredildiği gibi. وَلَا Yusalli اَحَدٌ an اَحَدٍ Ve aynı şekilde bir insan öldü, namaz borcu varsa ben onun namazlarını kılayım diye kıldığımız namazlar onun borcunu düşürmez. Bir insan öldüğü zaman namaz borcu varsa, oruç borcu varsa ne kadar oruç borcu vardır? Diyelim ki bir aylık oruç borcu vardır. Bir aylık fidyesini verecek. Fidyesini vermeye kalktığı zaman orucunu kazaya kaldığı gün itibariyle değil, fidyeyi vereceği gün itibariyle değerlendirilmesi lazım. Mesela diyelim ki 10 sene önce bir Ramazan-ı Şerif orucumuz kazaya kalmış seferdeydik, hastaydık, tutamadık. 10 senedir de tutmadık. Biz bugün oruç tutmaktan aciz olduk. Artık felç olduk. Oruç tutmaya gücümüz yetmeyecek hale geldi. Peki o 10 sene önce tutmadığımız orucun fidyesini verecek miyiz? Elbette vereceğiz. Peki nasıl vereceğiz fidyesini? Yani 10 sene önce fidye 10 TL idi diyelim veya 20 TL idi şimdi efendim bir fidye oldu. En az 130 TL oldu. Binaenaleyh bugün eğer ödeyeceksek önemli olan ödediğimiz tarihteki değerdir. Çünkü burada aslında verilmesi gereken para değildir. Bir fakirin karnını sabah akşam doyurmaktır. Ali 10 sene önce, 20 sene önce 10 TL belki karın doyuruyordu ama şimdi doyurmuyor. Kalkıp da 10 liradan vermeye kalkışırsak bu yanlış olur, doğru olmaz. Kendi kendimizi aldatmış oluruz. Hocam geçen seneden oruç borcum vardı. Şimdi de artık oruç tutamaz hale geldim. Bu seneden mi fidyesini ödeyeyim? Geçen seneki hesaptan mı fidyesini ödeyeyim? Yani eğer fakiri bulursun da bir sene önceki açlığını giderirsen o zaman geçen seneden verebilirsin. Ama bugün fakirin eline verdiğin zaman sabah akşam doyabilecek mi? Önemli olan fakire verdiğin zaman bu doyumu yakalamış, yakalamış olmasıdır. Tabi adamdan adama ben doydum doymadım meselesi ihtilaflı bir konu olabilir. Onun için burada ölçü konmuştur. Nedir ölçü? Mesela başkanlığımız 130 lira bu sene fitrenin olduğunu söylediler. Fitre ile fidye aynı şeydir. Yani değer itibariyle ikisi de aynıdır kıymetli izleyenlerim. Bir de şu var kıymetli izleyenlerim. Oruçla ilgili böyle yapıyoruz. Peki e, namazla ilgili yapılacak bir şey var mıdır? Namazla ilgili e, böyle bir ödeme sahih naslarda sabit değildir. Ancak müştehitlerimiz, alimlerimiz oruçla ilgili bir fidye olduğuna göre namazda kazaya kalındığında, adamda vefat ettiğinde yapacak hiçbir çaresi kalmayınca bazıları namazı oruca kıyas ederek onunla ilgili de bir ödeme yapılması ahiretteki işini kolaylaştırır diyorlar. Peki nasıl olacak? Efendim bir insanı kılmadığı namazlar çok olabilir. 10 sene, 20 sene namaz kılmadıysa, 30 sene, 40 sene namaz kılmadıysa bunların her vakitine karşı bir fidye ödemeye kalktığı zaman gerçekten çok ciddi rakamlar karşımıza çıkar. Bunun altından kalkılması da mümkün olmaz. O zaman işte devir ve iskat dediğimiz eski büyüklerimizin uyguladığı, efendim bir takım yenilerin karşı çıktığı e, bir uygulama vardır. O uygulama tavsiye edilir mi diye sorarsanız eski büyüklerimiz bunu hep uygulamışlardır ve uygulamasını tavsiye etmişlerdir. İlmihallerde de vardır. Ömer Nasuh Hazretleri'nin ilmihalini açıp baktığımız zaman bu devir ve iskatın orada da olduğunu bazı fıkıh kitaplarında ve ilmi açık açık olduğunu görmekteyiz. Ala külle hal, devir ve iskat, ölüyle ilgili bir tasarruftur. Onun adına verilen bir efendim e, ikramdır. Ölünün bundan faydası olur mu? Bir insan ölüsünün ruhu için, anasının ruhu için bir elma verse, bir ceviz verse, bir hurma verse, anası bundan istifade eder, babası bundan istifade eder. Nerede kalsın ki devir ve iskatta, velev ki aldım, kabul ettim, hibe ettim yoluyla dahi olsa bu bir mahlastır. Art niyet burada görmemek lazım. Ancak şunu da tabi ilave etmek lazım. Devir ve iskat konusunda eğer bir insan ben öldüğüm zaman namazlarımla ilgili, oruçlarımla ilgili devir, devir ve iskat yapılsın derse bunun yapılması vacip olur. Vasiyet ettiği için vacip olur. Bir de servet bıraktıysa tabi imkan bıraktıysa vacip olur. Eğer bir vasiyette bulunmamış ise o zaman veliler yani ölünün varisleri serbesttirler. İsterlerse derler ki biz anamız için, babamız için veya eşimiz için onun rahatlamasını arzu ediyoruz. Onun adına biz tasarruf ederiz. Efendim devir ve iskatını biz yapalım derlerse yaptırabilirler. Mecbur mudurlar değildirler. Bu vesileyle kıymetli izleyenlerim devir ve iskat konusunda Ömer Nasuh Hazretleri'nin ilmi halinde ve bir takım kaynaklarda var olmasının yanında eslafımız bunu hep uygulaya gelmiştir. Hatta köylerde hatırlarsınız cenazeler defnedilmeden önce hemen devir ve iskat işi yapılırdı. Bir vilayetimizden bir cenazede bulunmuştum. Baktım o cenazede devir ve iskat yapıldıktan sonra cenazeye katılanlara ekmek dağıtılıyor. Dedim ki bu neyin nesidir? Dediler ki devir ve iskat para olarak vatandaşa verirsek sigara alır onu. Ölünün parasından sigara içmesinler diye ekmek olarak insanlara bunu veriyoruz. Dediler. Bazı bölgelerde de efendim cenazeye katılan işte insanlara, gariban insanlara mendil gibi böyle maddi değeri olan şeyler e, ikram ederlerdi. Sonuç şudur yani Devir ve iskat yapılır mı? Eğer kişi ölmeden önce vasiyet ettiyse, da para da bıraktıysa vasiyeti gereği yapılması vacip olur. Vasiyet etmediyse varisleri bunu velileri yaparlarsa faydasını görür mü? Elbette görür. Burada iyi niyet aramak lazımdır. Ölen insan suya düşmüş, düşmüş gibidir. Efendim yılanı bulsa ona sarılabilir. Onun adına yapılan tasadduklar, onun adına yapılan maddi fedakarlıklar onun işini rahatlatır, işini kolaylaştırır diye inanıyoruz. Evet, e, şu cümleyle beraber bitirelim dersimizi kıymetli izleyenlerim. Burada Hazreti Ömer Efendimiz'in oğlu Abdullah'a soruluyor. Diyor ki, hiçbir kimse başka kimsenin yerine oruç tutabilir mi? Hayır tutamaz diyor. Bir kimse başka kimsenin namazını kılabilir mi? Hayır kılamaz diyor. Ama şunu unutmamak lazım. Diyelim ki ben oruç tuttum. Nafile bir oruç tuttum. Dedim ki ya Rabbi bu nafile orucumdan hasıl olan sevabı babama hibe ettim. O ayrı bir şeydir. Tavaf ediyorsun. Tavafta efendim ya Rabbi diyorsun ki benim bu tavafın sevabını babama hediye ettim. Eşime hediye ettim. İnsan nasıl ki cebindeki parayı birisine hediye edebiliyorsa, bu konuda yetkisi varsa, kılmış olduğu, yapmış olduğu bir ibadetin, bir tavafın sevabını ne yapabilir? Verebilir. Ama diyelim ki ben bir namaz kıldım, dört kağıtlık bir namaz kıldım. Namazdan sonra Ya Rabbi bu namazın sevabını efendim babama hibe ettim, kardeşime hibe ettim dediğim zaman ondaki Evet sevap ona gider ama onun zimmetinde borcu olan dört rekat namaz onun zimmetinden düşmez. Bu ayrı bir konudur. Yani bir insan tavafının, orucunun, namazının sevabını, ibadetin sevabını başkasına hibe etmesinde problem yoktur. Ancak vacip olan namazının veya orucunun yerine oruç tuttuğu namaz kıldığı takdirde bu namaz yerine geçmez. Kıymetli izleyenlerim, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.